Hukuk devleti kendisini anayasayla ve yasalarla sınırlandıran bir devlet anlayışı. Hukukun üstünlüğü bir cumhurbaşkanının veya bir başkanın kararnameler vaz edip bunu halka uygulatması değil, kendisinin de mevcut mevzuata, yani anayasa, yasalara ve mevzuatın detayına kadar kendisinin de bunlardan sorumlu olması meselesidir. Hak dediğimiz, ki hukuk da buradan türeyecektir, bu mevzuatın yazıya geçmesi önemli. Yani bir anayasa ve yasalar manzumesi haline gelmesi önemli. Yeterli mi? Hayır, değil. Hakkın, benim hakkımın öteki tarafından, sizin için de geçerli. Hepimizin tek tek veya grup halindeki haklarımızın öteki tarafından da kabulü ve buna riayet etmesi önemli. Tanımak da yetmiyor, yazıyı almak ve tanımak da yetmiyor. Benim bunu yaşayabilmem önemli. Yani Kürtsem, Kürtçe konuşabilmem önemli. Kürtçe eğitim yapabilmem önemli. Millet İttifakı ve HDP tarafının Cumhur İttifakı'ndan farkı, başlıca farkı, bir arada yaşama iradesini ortaya koyabilmeleridir. Yani en azından bu partilere oy veren büyük bir çoğunluğun, istisnalar her zaman olacaktır, karşısındakinin kimliğini kabul ederek, evet ben seninle bir arada yaşayabilirim ve bu ülkede yeni bir dönemin, yeni bir hayatın başlangıcı olabiliriz mesajıydı. Ya da bunu, aslında bunun pratiğini de yaşamamızdı. Bu bir arada yaşama iradesi çok önemli. Aslında Türkiye'deki esas mesele bu.